Adım Danny Forrester ve işte dev yapılar başlıyor. Yıllardan beri dünyayı dolaşıyorum ve dünyanın en önemli inşaat projelerini incelemeye çalışıyorum. Şimdi de sizleri İsviçre Alplerinin 1830 metre altındaki dünyanın en uzun tüneline götüreceğim. Dünyanın en önemli birkaç tünel projesinden biri olan Gotthard Tüneli, yine dünyanın en geniş sıra dağlarından birinde 58 kilometrelik bir yol kat ediyor. İki ekip dünyanın en tehlikeli jeolojik bölgelerinden birinde projeyi hayata geçiriyor. Yolun yarısında jeolojik bir engelle karşılaşırsanız yolunuzu değiştirme şansınız yok. Ortasından geçmek zorundayız. Bir taraftan dünyanın en büyük makinelerinden biriyle tünel açıyorlar. 9 metre yüksekliğindeki tünel açma makinesiyle dünyayı deliyorlar. Bir taraftan da her gün 7000 ton kayayı havaya uçurarak yol açıyorlar. Evet, patlayıcılar hazır. Birazdan bu duvarı havaya uçuracağız. 12 yılın ve 55 kilometrelik kazının ardından projeyi bitirmek için önlerinde sadece 4 ayları var. Ve bu alplerden geçişi sonsuza dek değiştirecek. Dev yapılar. İsviçre'deyim. Burası el yapımı özel saatleri, sütlü çikolatası ve politik tarafsızlığıyla ünlü. Ama daha da önemlisi, İsviçre coğrafik anlamda Batı Avrupa'nın merkez üssü. Kuzey Avrupa ve İtalya arasında gönderilen yüklerin 1/3'ü bu küçük ülkenin içinden naklediliyor. Ve burası Maine eyaletinin yarı büyüklüğünde. Bulunduğu uygun yere rağmen İsviçre jeolojik açıdan zorlu bir yer. Bu ülkenin %65'inden fazlası dünyanın en büyük ikinci sıradağ grubuyla kaplanmış. Alplerle. 4500 metre yüksekliğe ulaşan doruklarıyla Alpler Kuzey ve Güney Avrupa arasında 1126 kilometrelik bir engel oluşturuyor. Ve şu anda ülkenin bir yakasından diğerine ulaşmak için tek yol dağlara tırmanıp üzerlerinden açmak. Günümüzde Alpleri geçmek için trenler 1524 metreye tırmanıyor. Keskin virajları yavaşça dönüyor ve maksimum hızlarının 1/4'üyle 64 kilometre hızla yol alıyor. Bu dik rota nedeniyle trenler kapasitelerinin ancak yarısını kullanıyor. Oysa taşıma ihtiyacı her yıl %75 oranında artıyor. İsviçre'nin Kuzey ve Güney Avrupa arasında ekonomik bir geçiş yolu olmasıyla birlikte yeni bir yola duyulan ihtiyaç arttı. Yani artık dağların üstünden değil, içlerinden geçilmesi gerek. İsviçre şu anda dünyanın en büyük tünel projesini başlatmış durumda. Alplerin 1830 metre altındaki Gotthard Base Tüneli dünyanın en uzun tüneli olacak. 58 kilometre uzunluğundaki tünel Alpleri baştan sona kat edecek. Uzunluğu İngiltere'yi Fransa'ya bağlayan kanaldan 6 kilometre fazla. Tamamlandığında tünelde her biri 9 metre çapında olan 2 adet paralel yol bulunacak. Böylece çok yakında hızlı trenler Alplerin altında ilk kez yolculuk yapmaya başlayacak. Taşıma kapasitesi 2'ye katlanacak ve Avrupa'da gerçekleşen taşımacılık tamamen değişecek. Bu taşımacılığın hızlanmasından çok daha önemli bir şey değil mi? Kesinlikle. Alpler ve dağlar İsviçre kimliğinin önemli bir parçası. Ama aynı zamanda Güney ile aramızda ciddi bir engel. Bildiğiniz gibi yüzyıllardan beri insanlar Alpleri geçmenin daha hızlı bir yolunu arıyor. Olay sadece taşımacılık değil. Aynı zamanda kültürel alışveriş. Bölgeleri bir araya getirmek. Bu müthiş yolu inşa edebilmek için 2000 işçi tam 24 milyon ton hafriyat yaptı. Bu Mısır'daki büyük piramidin 5 katı anlamına geliyor. 12 yıllık çalışmadan ve 55 kilometrelik kazıdan sonra ekiplerin kalan 3 kilometreyi kazması gerekiyor. Alplerin en derin noktasında, yani yeryüzünün 1830 metre altında buluşacaklar. Bugün güney girişinden 27 kilometre kadar içeri gireceğiz. Ve ekibin karşılaştığı en sert kayalardan birinin yanına ulaşacağız. Biraz sonra bu trenle 45 dakikalık bir yolculuğa çıkacağız. Tünelin derinliklerine girip tünel çalışmasının yapıldığı en aktif noktaya ulaşacağız. Doğrusu biraz korkunç. Evet. İşte gidiyoruz. Şu an tünelde bulunduğumuz nokta tahminen dağın hangi noktası oluyor? Biz şu anda Alplerin, Alp dağlarının ana hattının altında bulunuyoruz. Yukarıdaki dağın oluşturduğu basınç nedeniyle dünyanın en sert kayalarından biri ortaya çıkıyor. Granit.
Betondan 6 kat sert olan granit, tünel ekibinin işini yavaşlatan bir etken. Şimdi yapılan tünelin uzunluğu, Alp dağlarının çok yüksek oluşu ve bu işi tamamlamanız gereken süre. Tüm bunlar bir araya geldiği zaman karşınıza oldukça zor bir tünel çalışması çıkıyor, öyle mi? Evet, bizim bu projede karşılaştığımız sorunlarla sanırım başka bir yerde karşılaşılması pek mümkün değil. Daha önce Alplerin bu kadar altına inen olmadı. Hayır, yani nereye gittiğimizi asla bilemiyoruz. Biz tıpkı astronotlar gibiyiz. Her gün ayak bastığımız toprak daha önce hiç kimsenin ayak basmadığı bir yer oluyor. Evet, yaklaşık 45 dakikalık tren yolculuğundan sonra işe gitme zamanı geldi. Evet, işte geldik. Buradan pek anlaşılmasa da şu anda devasa bir makinenin üzerindeyim. Bu bir TBM, yani bir tünel açma makinesi. Bu alet bir uçtan diğer ucuna 366 metre uzunluğunda. Aslında bütün iş onda bitiyor. Bu 9 metre yüksekliğindeki alet kayaları delip içlerinden geçiyor. Dünyanın en büyük makinelerinden biri olan TBM, 4 futbol sahası uzunluğunda 3000 tonluk bir sondaj makinesi. 9 metre uzunluğundaki bir diske benzer döner kesme ucuyla tünel yüzeyine ciddi bir baskı uyguluyor. Kayaları kırıyor ve tüneli her gün ortalama 27 metre ilerletiyor. Pekala, şu anda ana bölmenin içinde bulunuyorum. Kesme ucunun hemen arkasındayım ve şuraya bakacak olursanız bunlar da kesiciler. İşte bunlar dönen kesici parçalar. Tünelin ön kısmına temas eden, ona dayanıp yıkan parçalar. Bu TBM'in önünde bulunan disk üzerindeki 66 kesici parça her gün yaklaşık 7000 tondan fazla kaya parçalıyor. Aralıksız 18 saat boyunca graniti kırmaya çalışıyorlar ve doğal olarak yıpranıyorlar. Keskin kenarlar 2,5 santimden fazla yıpranır ve değiştirilmezse TBM'in hızı maksimum ilerleme mesafesi olan 36 metreden 3 metreye iniyor. Ekibin kazı çalışmasına devam etmeden önce bu parçaları değiştirmesi gerekiyor. Sorun şu, gerçekten yıprandılar mı? Değiştirilmeleri gerekiyor mu? İşte buna karar verecek kişi de Martin. Martin, hadi tokalaşalım. Martin bir Alman. Dilimizi pek fazla bilmiyor ama anlaşmanın bir yolunu bulacağız. Çünkü şu anda Alpler'in 1830 metre altındayız. Yani kültürel bir alışverişe girişecek pek zamanımız yok. Evet, makinemiz bu mu? Martin, özel olarak tasarlanan bir aletle kesicinin ne kadar yontulmuş olduğunu ölçebiliyor. Eğer sonuç 25 milimetreden fazla çıkarsa o zaman kesicinin aşırı yıprandığı anlaşılıyor ve değiştirilmesi gerekiyor. Ben ve Martin kesici uca doğru tırmanacağız. Yani 9 metreye. Sonra 66 kesiciyi tek tek ölçeceğiz ve hangisinin değişeceğine, hangisinin yerinde kalacağına karar vereceğiz. Ya çok aşağıda değilmiş. Evet, aşağıda değil. Evet. Kesici başlık 3 katlı bir bina yüksekliğinde ve granitin içinden 26 tonluk bir kuvvetle geçiyor. Bakın işte aşağıda duruyor. Kesici parçalar 12 saatten kısa bir sürede yıpranmaya başlıyor. Yani normal koşullardan 10 kat daha hızlı. İnip Martin'e yardım edeceğim. Orada bekle Martin, yardıma geliyorum. Tamam, bekliyorum. Martin, nasılsın? İyiyim, sağ ol. İyi misin? Evet. Şu anda kesici başlığın en altında duruyoruz. Aslına bakarsanız bu 9 metrelik devasa diskin dibinde duruyorum. Ve kontrol edeceğimiz şey de işte şurada. Kesici parça şurada Martin. Kesici parça ölçmek için gördüğünüz gibi aleti iyice açıyor. Ve ölçüsüne bakıyor. Buradaki sayıya bakıyoruz. 18.3 milimetre. Yani 66 kesici parçadan biri yerinde kalabilir. Diğer parçaya geçelim. Ne kadar? 4.81. 4.81. Bunu beğendik. Bu çok iyi. Sıradaki? 7.1. 7.1. Bu da sevinilecek bir haber. Öyle değil mi? Evet, sorun yok. Oldukça iyi sayılır. Bu daha iyi. Uygun. Bu çok iyi. Çok mu iyi? Söz konusu 66 farklı kesici parça olunca her birinin ardından sevinmek zor oluyor galiba. Ölçümlerden sonra TBM'in çalışmaya başlaması için 3 kesicinin değişmesi gerektiğini fark ettik. Aslında şu anda Martin'in yapmaya çalıştığı şey şu buradaki eski kesiciyi çıkarıyor. Evet işte, işte parçayı çıkardı. Eski kesici parça gidiyor. Bu proje süreci içinde Martin 10.000'den fazla kesici parçayı değiştirdi. Parçaların her biri 136 kiloluk çelikten yapılıyor. Bu yüzden ekip onları yerleştirmek için bir hidrolik vinç kullanıyor. Evet, işte bu gördüğünüz kesici parça. Çeliğin orijinal ölçüsünde olduğu fark ediliyor. Bu yeni parçayı koyup eski parçayı çıkarıyoruz. Bu lastik değiştirmeye benziyor. Çok ağır bir lastik. Anladın değil mi? Eski parçayı yerinden aldık, sıra yenisini yerleştirmeye geldi.
Şimdi kendi deliğine oturmak üzere. Martin'in ayağı orada kaldı. Evet işte. Güzel. Kesici parçayı yerine oturttu. Şimdi bir manivela yardımıyla onu sıkıştıracağım. Parça çok zor konumlarda bile hızlı şekilde... Yerleştirilmesi için sadece iki cıvatayla tutturuluyor. Çekim sırası Martin'de. Evet, görünüşe göre Martin işimizi tümüyle elimizden alacak gibi. Evet, güzel. Martin yaptığı işin fotoğrafını çekiyor. İyi iş çıkardın, Martin. Evet. Bana sorarsan en iyisi sen çek. Ben de senin işini yapayım. Olur. İnanılmaz ama bu parçalardan 66 tane var. Bir düşünün, sürekli olarak yıpranıyorlar. Ve pek de uygun olmayan bir yerde bulunan tek parçayı değiştirmek için bu kadar çok uğraşmanız gerekiyor. Evet, eski parça yerinden çıkarıldı. Evet. Yenisi takıldı. Bitti mi? Evet, iş bitti. Çok iyiydin. Gerçekten. Çok hızlısın dostum. Hayır. Martin'in hızlı elleri ve keskin zekası sayesinde bu kesici başlık artık işe başlayabilecek. Ve tünelin yapımı devam edecek. Birazdan 454 kilo patlayıcı kullanılarak bu tam anlamıyla bir kırmızı kabloyu mu yoksa beyazı mı keseyim durumu. Dünyanın en zorlu dağlarından birinde yol açılıyor. İsviçreliler dakik olmalarıyla ünlü bir millet. Bu hem el yapımı saatleri için geçerli hem de ünlü tren sistemleri için. Buna tanık olan biriyim. Trenler söylenilen dakikada geliyor ve gardan ayrılıyor. Bu doğruluğun sürmesi de gerekiyor. Çünkü yaptıkları tünel sadece dünyanın en uzun tüneli değil. Aynı zamanda içinden dünyanın en hızlı trenleri geçecek. Trenler Gatır Tüneli'nin içinden saatte yaklaşık 240 kilometre hızla geçecek. Ve böyle bir hızda hafif virajlar bile raydan çıkmalarına neden olabilir. Bu yüzden her iki uçta bulunan ekiplerin düz bir rotada ilerleyerek 58 kilometre yol kazması ve alplerin 1830 metre altında belli bir noktada buluşması gerek. Doğruluk standartının ne olması gerekiyor? Bizim yalnızca 12 santimlik bir toleransımız var. Yani bu kadar. Küçük bir sapma olabilir. Bu tıpkı yayla ok atmak gibi bir şey. Hedefi tam olarak göremesen de yine de onu tutturmak, onun ortasına denk getirmek zorundasın. Çok az bir payınız var ve siz okunuzu neredeyse gözünüz kapalı, evet. Kilometrelerce uzaktan atıyorsunuz. Yaklaşık 2,5 kilometrelik bir yerimiz kaldı. Bana göre en inanılmaz şey şu aslında. Belirlenmiş bir başlangıç noktanız var, bir de bitiş noktanız var. Yolun yarısında jeolojik bir engelle karşılaşırsanız yolunuzu değiştirme şansınız yok. Hayır, ortasından geçmek zorundayız. Ve bu tünelin esas amacı zaten. Yani bu jeolojik yapıyı değiştirmeniz kesinlikle mümkün değil. Normalde iki tünel açma makinesi birbirine doğru yaklaşır ve orta bir noktada buluşur. Ama tünelin kuzey ucunda sondaj ekibi fay hatlarının bulunduğu yumuşak bir bölüme rastladı. Çalışmaya devam ederlerse EBM'in üzerine yıkılabilir. Bu yüzden eski bir tünel açma yöntemine döndüler. Böylece 58 kilometrelik bu uzun tünelin %90'lık bir bölümü bir TBM kullanılarak açıldı. Tünel açma makinesi her gün yaklaşık 23 metrelik bir alanı rahatlıkla açabiliyor. Şu an içinde bulunduğum yerde, yani kalan %10'luk alandaysa çok sayıda fay hattı olduğu için bir TBM kullanmak çok tehlikeli. Bunun yerine eski yöntemlere dönerek sondaj yapıp patlatıyorlar. Kayaları havaya uçurmak bir TBM kullanmaktan 10 kat daha yavaş. Ama bu özel bölgede işe yarayacak tek çözüm yolu bu. Dağın uyguladığı ciddi basınç sıkıştırma etkisi oluşturuyor. Ve tünelin çapı neredeyse 90 santim küçülüyor. Bu da hızlı trenler için çok dar bir alan. Bunu engellemek için çapı 90 santim fazla olan bir tünel açıyorlar. Böylece kayalar doğal bir şekilde doğru boyuta iniyor. Ve diğer uca uyuyor. Bu alete 3 kollu kaya delme cihazı deniyor. Aslına bakarsanız şu duvara 120 delik açabilen 3 farklı matkap ucundan oluşuyor. Delikler daha sonra sıvı bir patlayıcı olan amonyum nitratla dolduruluyor. Bu sayede kaya patlıyor ve her defasında tünel 3 metre daha ilerliyor. Geliyorum. Evet, şu anda 3 kollu delme cihazının kontrol bölümündeyim ve bu şeyle burada bulunan kişi bu aleti buradan kontrol ediyor. Böylece kaya yüzeyini destekliyorlar. Nasılsınız?
Sigara molası mı? Bu iyi. Çünkü kapalı bir ortamdayız. Zaten havanın az olduğu bir tünelde. Sen de mi? İyi iyi. İkiniz de sigara içiyorsunuz. Güzel. Güzel. Sigara içmediği zamanlarda bu adamın yaptığı şey şu. Tünelin yüzeyini bu aletle delikler açıyor. Bir saniye bekleyin de şu sigara molasını bölmeyelim. Belki şu anda tek düşündükleri şey bu. Bu işte bitince tekrar sondaj konusuna dönebiliriz. Yoksa burası başımıza yıkılabilir. Herkesin elinde bir sigara var. Şimdi şu bilgisayar ekranına bakacak olursanız olayın boyutunu anlayabilirsiniz. Burada görünen kesit önümüzde duran tünele ait ve buradaki amaç 120 deliği bu duvar yüzeyine yayarak o noktalara delik açmak. Her delik patlayıcıyla dolduruluyor. Böylece bu duvarı ileri itip tüneli büyütüyoruz. Yine mi içiyoruz? Bu adam tam bitirecek. Tünelin çapını doğru şekilde kontrol edebilmek için bir ölçümcü her bir deliğin yerini dikkatle belirliyor. Ve onları eşit şekilde kaya yüzeyine yayıyor. Evet, şu anda buradaki işimiz bitmek üzere. 120 deliğin neredeyse tümü işleme hazır durumda. Ve sonraki adımda onları hazırlayacağız. Bir başka deyişle onları sıvı patlayıcıyla dolduracağız. Burada uç bölümü görebiliyorsunuz. Aslında bu bir anlamda küçük bir bomba sayılır. Şimdi bu ucu alıp hortumun uç kısmına sokacağım. Rush da birazdan bu hortumu sıvı patlayıcıyla dolduracak ve bu ucu alıp iyice derine itecek. Böylece patlama başladığında bu uç patlamanın şiddetini artıracak. Kayaları iyice oynatacak ve bize gereken 3 metreyi açacak. Evet, hazır mıyız? Onu içeri sokmaya başlıyorum. İyice sok. İtiyorum, itiyorum. Tamam. İtiyorum. Tamam, girdim, aynen böyle girdim, 3 metre girdim, girdim. Patlayıcıyı getirin. Şu anda anahtarı hazır duruma getiriyor. Anahtar artık hazır. Şimdi bu delikte, şuna bir bakın, işte burada. Evet. Evet, artık her şey hazır. Birazdan bu duvarı havaya uçuracağız. Hadi git, hadi git. Gideyim mi? Tamam, tamam, evet gidiyoruz. Uçların tümü birbirine bağlandı ve maksimum kontrol için milisaniye aralıklarla patlayacaklar. Merkezden başlayıp dışarı yayılacaklar. Patlatılacak son bölüm kaya yüzeyinin dip bölümü. Böylece enkaz iyice parçalanacak ve taşınması daha kolay olacak. Son olarak da işte tam şurada gördüğünüz fünye duvarda açılan her bir farklı deliğe bağlanıyor. Ardından da bu şeye tabii. Patlayıcıların tümünü birbirine bağlamak için kullanılan şey de sarı bir elektrik bandı. Bu noktada belki daha sofistike bir şey beklenebilir. Ama olay bu. Fünye de bağlanınca patlayıcılar hazır durumda. Patlama alanından uzaklaşmak için ekip 275 metre geri çekiliyor. Milyonlarca dolarlık ekipmanlar olay yerinden uzaklaştırılmaya başlayınca gitme anının geldiğini anlıyorsunuz. Delikler dolduruldu. Uçlar bağlandı ve işimiz bitti. Herkes uzaklaşıyor. Artık onu patlatmaya hazırız. Evet, şimdi burada duran bir çeliğin arkasına saklanacağız. Bu korunmamız için yeterli olacak ama şunu söylemekte yarar var. Patlamanın olacağı yer hemen ileride bu hat üzerinde. Yani ileride duvarın son noktasında. Sonuçta bir köşede çok uzakta bir yerde değiliz. Tünelin tamamlanması için 100'den fazla patlama gerçekleştirilmesi gerekiyor. Patlamayı başlatma onuru da inşaat şirketinin büyük hissedarlarına düşüyor. Evet, şu anda elinde duvardan buraya kadar getirilen iki kablo var. Bu kablolar bu noktaya kadar çekildi. Kabloları görüyorsunuz. Onları yan yana ateşleyiciye bağlıyor. Bu tam anlamıyla bir kırmızı kabloyu mu yoksa beyazı mı keseyim durumu. Sol yanımda da inşaat şirketinden 14 farklı temsilci duruyor. Ay, müthiş. Evet. Evet. İşte gidiyorlar. Görünüşe göre bombayı patlatabilmek için şirkette ciddi miktarda hisseniz olması gerekiyor. Benim hiç hissem yok. Bu yüzden onu ben patlatamadım. O patlattı. Müthiş bir iş. Patlama başarılı. Her şey yolunda. Kaya yüzeye yaklaşık 3 metre daha ileri gitti. Ve ben de bu şirketin hisselerinden almaya başlayacağım. Böylece belki birkaç yıl içinde ben de bir şeyleri havaya uçurabilirim. Patlama sonucunda havaya amonyak gazı yayılıyor. Bu yüzden dağılması için yarım saat bekleyeceğiz. Sonra da hasarı kontrol edeceğiz. Havada hala bir miktar gaz var, gözlerinizi yakıyor. Gaz maskesine rağmen nefes almak oldukça zor. Amonyak kokusunu alabiliyorsunuz. Evet, ne düşünüyorsun? Birinci sınıf, kesinlikle. Kesinlikle birinci sınıf. Evet. Değil mi? Şu anda çok mutlu. Ekip günün geri kalan kısmında 6000 tonluk enkazı toplayarak 8 kilometre ileri taşıyacak. Şuna bir bakın. Şu anda durduğum yerde 15 dakika önce koca bir tünel duvarı vardı. Ve şimdi bir yıkıntının üzerindeyim. Tünel büyüdü, ileri doğru itildi ve 3 metre daha ilerledi. Şu andan itibaren burada bulunan enkazı toplayacaklar. Ve sıra bir sonraki patlamaya gelecek. Birazdan korkunç bir göçüğü önlemek için sıra dışı bir teknoloji kullanılıyor. Burası yıkılabilir ve aşağı çökebilir. Ve tabii bu da büyük bir sorun. Çok büyük bir sorun. Evet.
Şu anda İsviçre Alplerinde ilerliyorum. Burası dünyanın belki de en büyük sıra dağlarından biri. Ve çok girift bir yer. 1500 metreyi aşan bir yüksekliğe çıkıyorum. Bunu yapmak için inanılmaz virajlardan geçmeniz gerekiyor. Bir virajın ardından diğeri geliyor. 800 yılı aşkın süredir insanlar Alpleri aşmak için daha hızlı bir yol arıyor. Ama bu şu ana kadar mümkün olmadı. Çünkü bu dağların içinden geçecek bir tünel yapmak için mühendislerin dünyanın en karmaşık jeolojik koşullarının üstesinden gelmesi gerekiyordu. Genel olarak kara kitleleri toprak birikintilerinin milyonlarca yıl boyunca üst üste yığılmasıyla oluşur. Bunun sonucunda yatay bir katmanlaşma ortaya çıkar. Tahmin edeceğiniz gibi bu tüneli açmak için iyi bir şey. TBM bir taraftan girer ve de ilerler. Oysa İsviçre'de durum biraz farklı gelişmiş. Katmanlar bir araya geldiklerinde yukarı doğru kıvrıldı ve böylece ortaya çok sayıda dikey katman çıktı. Bu inanılmaz dağların oluşumuna neden olurken aynı zamanda farklı jeolojik yapılar da oluşturdu. Yani TBM dağın içine girdiğinde önce birine, ardından farklı birine, ardından bir başkasına rastlıyor. Çok sayıda farklı sorun için de çok sayıda çözüm gerekiyor. Patlayıcı ekibi tünelin kuzey tarafında tehlikeli kayalarla uğraşırken güney tarafında TBM granitin içinde bir haftadan fazla süredir ilerlemeye çalışıyor. Ama yumuşak bir kaya bölümüne rastladılar. Üstelik bitiş yerine 3 kilometre kala. Evet, TBM'in karşısına son derece zorlu jeolojik şartlar çıktı ve şu an durum o kadar tehlikeli ki tüneli kazmaya devam edemiyorlar. Bunun yerine araştırma yapıyorlar. Araştırma yapmak için de arama sondajı denilen bir yöntem kullanılıyor. Matkap, kayanın içinde ilerleyerek TBM'in 110 metre ilerisine kadar ulaşıyor. Ve kaya sert mi, yumuşak mı anlaşılıyor. Kaya çok yumuşaksa, büyük olasılıkla kazı sırasında göçük olabilir. Yani 30 milyon dolarlık TBM'le işçiler Alplerin diplerinde göçük altında kalabilir. Örneğin eğer sondaj aleti kayada hızla ilerleyebiliyorsa kaya yumuşak demek, öyle değil mi? Kesinlikle. Ama eğer aletin ucu zorlukla ilerliyorsa evet, kaya sert oluyor. Evet, biz burada kalıp sadece gelen verilere değil, jeolojik yapıya da kaya hareketlerine de bizzat bakıyoruz. Yani kayayı görüp hissediyor, anlamaya çalışıyorsunuz. Evet. Çünkü gerçekte ileride ne olduğunu görmüyorsunuz. Yani asla kayayı görmüyorsunuz. Siz sadece bir şeylerin kayayla temasını görüyorsunuz. Kesinlikle. Size şöyle söyleyeyim. Aslında günümüzde ayı görmek, onun yüzeyine bakabilmek, bu kaya kitlesinin 10 metre ilerisinde ne olduğunu öğrenmekten çok daha kolay. İlerideki kayanın 110 metre içine girmek için 3'er metre uzunluğunda olan 36 matkap parçası birbirine ekleniyor. Gördüğünüz gibi önce bu parçayı takıyoruz. Sıkıştırıp kilitliyoruz. Bunu yaptığımız anda da 110 metrelik bu uzun matkap tek sağlam bir parça haline gelmiş oluyor. Ve bize TBM'in önünde ne olduğunu söyleyebiliyor. Matkabın çalışmasını ve her bir parçaya uygulanması gereken güç miktarını kontrol eden kişi de işte burada. Ralph. Günaydın. Günaydın. Ben Deni. Nasılsın? Memnun oldum. Dilini pek bilmiyorum, üzgünüm. Benim de Almancam berbat. Tamam. Sorun değil. Ben başlatayım, sen de. Harika. Evet, Ralph az önce matkabı çalıştırdı. Şu anda çok yavaş ilerliyor. Ve bu arada kayanın gösterdiği direnci anlamaya çalışıyor. Ölçümleri aldıkça gücü yavaş yavaş artırıyor. Ya da işi bana veriyor. Bir bilgisayar kayayı delmek için matkabın ne kadar güç harcadığını kaydediyor. Ve jeologlar TBM'in önünde ne olduğunu anlayabiliyor. Sesten anladığınız gibi basıncı bir miktar artırdım. Çünkü şu anda kaya bir direnç gösteriyor. Bu da iyi bir haber. Çünkü yumuşak bölümü geçtiğimiz zaman belki işe yarayacak sert bir alana rastlayabiliriz. İyi kaya mı? Evet, beğendim. Yaklaşık 30 metrede matkap sert bir granite rastladı. Ama aynı zamanda ilk 30 metrelik bölümün beklenenden yumuşak olduğunu gösterdi. Kazı yapmak çok tehlikeli olursa TBM'i durdurmaları gerekecek. Ve bu tehlikeli alanı patlatarak açacaklar. Çalışma 5 ay uzayacak ve 10 milyon dolar daha harcanacak. Araştırma sondajında ne gibi bir sonuca ulaştınız? Sondaj sırasında çok yumuşak bir alana rastladık. Şu anda bu yüzden oldukça endişeliyiz. Kaya aşırı yumuşaksa neler olabilir? Burası yıkılabilir ve aşağı çökebilir. Ve bu da büyük bir sorun. Çok büyük bir sorun. Evet. TBM'in bu kayada güvenle ilerleyip ilerleyemeyeceğini görmek için jeologlar ender yapılan bir araştırmaya daha başvuruyor. Bir endoskopi kamerasıyla dağın içine bakıyorlar.
Bunu pek sık yapmıyorsunuz değil mi? Hayır. Ama şu anda özel bir durumla karşı karşıyayız. Bu yüzden bu kamerayı kullanacağız. Bu ikinci ya da üçüncü kullanılışı olacak. O kadar mı? Evet, öyle. Peki kamerayı içeri sokarak ne görmeyi umuyorsunuz? Küçük yumuşak alan kuşakları görmeyi umuyoruz. Bu iyi olurdu. Ama bilmiyoruz. Aslında burada tünele kolonoskopi yapmış oluyoruz değil mi? Nasıl? Bilirsin. Son söylediğini anlayamadım. Hani bazen iç organlarını kontrol etmek istedikleri zaman evet. Kamera sokuyorlar ya. Anladım. Bir bakıma aynı şey değil mi? Aynı şey. Evet, aynı şey. Kamera kayanın fiziksel yapısını gösterebiliyor. Sondajla bu bilgi sağlanamıyor. Evet, işte kamera burada. Bu inanılmaz bir şey. Temel olarak bu mavi şeyin ucuna bir endoskopi kamerası tutturmuşlar. Ve şimdi bu kamerayı daha önce açılmış bir deliğe sokacaklar. Yaklaşık 45 metre ileride nasıl bir yapı olduğunu gözleriyle bizzat görmüş olacaklar. Hep bunu yapmak isterdim. Bu tünel değil, benim ağzım. Jeologlar kayanın yapısına ve rengine bakarak yapısal bütünlüğü hakkında bilgi topluyor. Eğer ekrana bakarsanız rahatlıkla görebilirsiniz. Bulunduğumuz yerin 45 metre ilerisinde karşılaşacağımız gerçek kaya türü buradan hemen görülebiliyor. Bu tıpkı Star Wars'ta canavarın ortaya çıktığı sahneye benziyor. İnanılmaz bir şey. Bu görüntüye baktığınız zaman bir jeolog olarak bu görüntüden neler anlıyorsunuz? Bu görüntüde yandaki taşları ve yapıyı görebiliyorum. Görünüşe göre buradaki kaya yapısı arkada bıraktığımız yapıyla aynı. Yani bu görüntüye göre aynı tür siyahlık ve grilik var. Yani aynı çizgiler var ve bu durumda bu evet. İyi bir şey. Örneğin şuradaki beyaz. Beyaz çaklak da aynı yapıda. Bu iyi haber, çok iyi haber. Evet, çok iyi haber. Görüntülere göre yumuşak olmasına rağmen kaya yeteri kadar sağlam. Ve TBM güvenle çalışmaya devam edip sert kayaya ulaşabilir. Yani buna göre eğer bu kaya iyiyse önümüzdeki kaya da iyi demektir. Evet, kesinlikle. Bir jeolog olarak bu yüzünü güldürecek misin? Evet, gülmeye başladım bile. Çünkü kaya iyi. Evet, kaya iyi. Birazdan trenlerin raydan çıkmasına engel olmak ancak binlerce litre suyu durdurabilecek bir drenaj sistemi tasarlayarak mümkün oluyor. Bu iş yapmanın daha kolay bir yol olmalı. Ama önce dünyanın en uzun tüneli rekoru hangi ülkeye ait? Cevabı az sonra geliyor. İşte sorumuzun cevabı geliyor. Şu anda Japonya'daki Saiken Tüneli dünyanın en uzun tüneli ve 53 kilometre uzunluğunda. Alpler belki de dünyanın en büyük dağlarından biri. Rocky Dağları'ndan 2440 metre daha yüksek. 7 ülkeye yayılmalarına rağmen Alplerin doruk noktalarının yarısı İsviçre'de. İsviçre'de olmak harika. Karla kaplı güzel dağların arasında temiz dağ havasını içinize çekiyorsunuz. Bir daha bunu yapma şansım olmayacak. Çünkü bugün tünelin ağız kısmına gideceğim. Orası karanlık, sıcak ve Alplerin çok derinlerinde. Gotthard Base Tüneli bu dorukların 1,5 kilometre altından Alplerin dibinden geçtiği için bu adı alıyor. Bu derinlik hızlı, düz bir rota sağlasa da tüneli daha tehlikeli yapıyor. Burada hem yukarıdan gelen ciddi bir basınç var hem de dağın içinde büyük bir miktarda su bulunuyor. İsviçre Alpleri bir düşünecek olursanız suyla dolu dağlık bir bölge. Yukarıda göller ve derelerle birlikte karla kaplı doruklar var. Ve bu kar eridiğinde bu suların tümü süzülerek dağdan aşağı inecek. Sonunda da tünelin içine girecek. Çelikler paslanacak ve betonlar aşınacak. Tünelin içine her saniye 3800 litreden fazla su sızıyor. Eğer bu durdurulamazsa su son derece tehlikeli olabilir. Kaya desteklerini aşındırarak tünelin çökmesini sağlayabilir. Ya da rayların paslanması sonucunda trenler raydan çıkabilir. Burada ana sorun bu 58 kilometrelik tüneli su geçirmez yapmanın bir yolunu bulmak. Gunter, sorun Alpler'in suyla dolması, öyle değil mi? Evet. Çok su var. Biliyorum. Bunu biliyorsun. Biliyorum, evet. Burada yaşıyorsun ve bunu biliyorsun. Biliyorum, evet. Suyun tünele girmesine, çelikleri paslandırmasına ve rayları bozmasına hangi yolla engel olabiliriz? Polietilen. Bu tam olarak güvenlik sağlıyor. Tüneli kuru tutuyor. Suyun içeri sızma şansı yok. Kesin. Bu tünelde en gelişmiş tünel drenaj sistemlerinden biri kullanılıyor. Tünelin beton duvarının arkasına gizlenen ince, sarı bir polietilen tabakası içeri su sızmasını engelliyor. Bunun altındaki daha kalın bir plastik, yerleştirilen polietileni tünelin sert duvarlarından koruyor. Son olarak küçük yükseltiler 1.25 santimlik boşluklarla suyun drenaj borusuna akmasına izin veriyor. Bu su geçirmez sistemin en önemli özelliği hiçbir delik ya da ek yerinin olmaması.
Herhangi bir yerinde delik, oyuk ya da ek yeri olmaması için malzemeyi bu çemberin tüm çevresine yayacağız. Öyle değil mi? Evet. Tek parça. Evet, bunu yapabiliyoruz. Hiç sorun değil. Tüm dış yüzeye. Tüm dış yüzeye. Bizim için sorun değil. Katmanlar 30 metre uzunluğundaki eki olmayan plastikten oluşuyor. Toplamda tünelin tümünü kaplamak için 50 binden fazla tabaka kullanacaklar. Bu New York'tan Boston'a gidip dönmeye eşdeğer bir rakam. Tünel yapımının en garip yönlerinden biri çalıştığınız alanın ters dönmüş bir daire olması. Üstelik bu alanın her noktasını kaplamak gerekiyor. Bu yüzden yukarıya bir iskele kurup başka iskelelerle daha yukarı yükselmek yerine burada 360 derece dönebilen gördüğünüz bu sistem kullanılıyor. Böylece drenaj kaplaması tek bir seferde yerine seriliyor. Tamam, dur. İniyor. Dikkat, dikkat. Affedersin. Drenaj katmanı tünel duvarına gri renkli plastik parçalarla tutturuluyor. İşte oldu. Sadece drenaj katmanını tünele tutturmakla kalmıyorlar. Bu parçalar su geçirmeyen sarı koruyucu gibi polietilenden yapılıyor. Ve ısıtıldıklarında plastik iyice eriyerek koruyucu katmanı tünel duvarına iz bırakmadan tutturuyor. Evet, şu anda Philip eline bir ısı tabancası aldı. Onu plastiğin üzerine bastırıyor ve biraz eritiyor. Böylece çiviye falan gerek kalmıyor. Burada iki parçayı da eriterek çok sağlam bir bağ oluşturuyor. Isı tabancası ya da sıcak hava kaynağı plastiği 315 derecede eritiyor. Şimdi yukarı mı çıkacağız? Evet, hadi bana şu tabancayı ver. Aslında arkamda 315 derecelik bir iş yapıyor. Ben de plastiği ona doğru itiyorum. Böylece ikisi birbirine yapışacak. Ve şu anda elim resmen yanıyor. Üstelik iş bitmedi. Çalışmaya devam ediyoruz. Tek seferde onu yayıyoruz. Yana geçiyoruz. Aynen, devam. Oh, hayır. Benim tarafıma doğru. Bu inanılmaz bir şey. Neden eldiven kullanmıyorsunuz? Bu işi yapmanın daha kolay bir yolu olmalı. Yo, en kolay yolu bu. İnan bana. Rotter, neler oluyor? Kontrolden çıktı. Bir parçayı aldık, onu tünelin çevresine tamamen sardık. Böylece içeri kesinlikle su girmeyecek. Ama bunu yaparken yaşananlar tam anlamıyla delilik. Resmen delilik. Rotter'ın ekibi günde 10 parça yerleştirebiliyor. Sadece 4 kilometrelik alan bittiği için tüneldeki çalışmaları ne yazık ki 2 yıl daha devam edecek. Buradaki işimiz bittiğine göre dünyanın en uzun tünelinin bu bölümü artık su geçirmez hale geldi. Hiç şansı yok. Hiç şansı yok. İşi yapan ben. Başardın. Evet. Gunter'a göre hiç su girmeyecek. Eğer bu inşaat alanında güvenilecek, saygı duyulacak biri varsa bana göre o Gunter. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Su kontrol altına alınsa da tünel hala yukarıdaki devasa dağların ciddi baskısı altında. 4500 metreyi geçen doruklar tünele trilyonlarca tonluk basınç uyguluyor. Tünelin yıkılmasına engel olmak için onu çok iyi desteklemek gerekiyor. Tünel artık hiç su geçirmiyor. Şimdi onu beton bir silindir formla sağlamlaştırmanın zamanı geldi. Bunu yapmak için buradaki düzeneği kullanıyorlar. Bu düzeneğin adı kayar kalıp. 9 metre yüksekliğindeki bu kalıp betona özel bir şekil vererek 30 santim kalınlığında güçlü bir duvar oluşturuyor. Evet, işte geliyor, şuna bakın. Şu aleti çevirince hemen açılıyor ve beton dışarı akıyor. Bu tünelin çevresini, 30 metrelik tüm çevresini birazdan betonla dolduracağız. Ve işimiz gördüğünüz bu betonla başlıyor. Beton akmaya başladı. Siz de duyuyorsunuz, her pompa betonu bu borunun içine itiyor. Çıkıyor ve kalıbın içine doluyor. Gidip duruma bakacağım. Betonu dökmeye başlıyoruz. Beton ekibinin yaşadığı en büyük zorluk tünel duvarı boyunca eşit bir dağılım olmasını sağlayabilmek. Eğer ıslak betonun doğal yolla kalıbın dibine çökmesine izin verilirse tünel dağın uyguladığı basıncı eşit olarak dağıtamaz. Çatlar ve göçer. Bu nedenle kalıba her defasında 3 metre beton dökülüyor. Ve bir sonraki dökümden önce çökmesi için 15 dakika bekleniyor. Böylece alt katmanlar üsttekileri kaldıracak kadar sağlam oluyor. Ama beton aşağı akarken bunun dışında bir erişim yeri yok. Yapılan bu pencereler ya da lomboza benzer yerler açılıyor ve içler içeri doğru uzanıyor. Beton bu silindirin her iki yanında yukarı yükselirken dikkatle karıştırılıyor. Girebilir miyim? Bakabilir miyim? Tamam. Evet, şu anda bulunduğum yerde yakında beton bir duvar oluşacak. Bu kalıbın dışı, bu da kalıbın iç tarafı ve gördüğünüz gibi beton buraya dökülüyor. Yavaş yavaş yükselerek buradaki bu boşluğu dolduracak ve çevresini kaplayacak. Bu 9 metrelik bölümü yapmak için 76 bin litreden fazla beton gerekiyor.
Duvar ancak böyle yukarıdaki dağın uyguladığı büyük basınca direnecek güçlü oluyor. Şunu unutmayın, burası 9 metre. Dünyanın en uzun tünelini yapmak için önümüzde daha 56 kilometrelik bir yol var. Birazdan dünyanın en büyük makinelerinden birini çalıştırarak dağın son bölümünü kazmaya başlıyoruz. Yani bunu görürsen evet mutlu oluyoruz. Bu süper. Bu süper. Süper. Good. Süper evet. Gotthard Dağ Geçidi Avrupa'nın en önemli ticaret yollarından biri. Ve 13. yüzyıldan beri mühendisler buradan daha hızlı bir geçişin yollarını arıyor. İnsanlar hep Alplerden daha iyi bir geçiş için yollar aradı. Önceleri sadece yük taşıyan atlar bu işte kullanılıyordu. Bunun ardından da küçük bir cadde yaptılar. Sonra asıl patlama tren yolunun gelmesiyle yaşandı. Bundan 100 yıl önce bile herkesin istediği tek şey Alplerin bir ucuna gelip sonuna gidebilmek. Kesinlikle. Ancak 19. yüzyılda insanlar bu kadar uzun bir tünel yapacak teknolojiye sahip değildi tabii ki. Bu teknoloji sonunda bundan 12 yıl önce İsviçre'nin ilk tünel makinesini işletmeye başlamasıyla elde edildi. Şu anda Alplerin içinden geçecek ilk hızlı yolu tamamlamalarına sadece 4 ay var. Ama düzgün bir yol açılması için TBM'in bir cerrah duyarlılığıyla ilerletilmesi gerekiyor. Tünelin 27 kilometre içerisinde ekip dağın içine açılacak son 3 kilometrelik bölüm için hazırlanıyor. Trenin ön kısmında bugüne dek tanıdığım belki de en mutlu tren makinistiyle yola çıkıyorum. Felix değil mi? Evet. Treni sen sürüyorsun. Felix hazır. Çok mutlu ve yapacağı şey için heyecanlı. Ben de öyleyim. Onun kadar mutlu değilim. Kimse değildir herhalde. Ama gitmeye hazırız. Hadi gidelim. Bu işi çok sevdim. Hadi harika. Evet içeri giriyoruz. Tehlikeli yumuşak kaya ile ilgili 16 saat süren yoğun jeolojik araştırmalardan sonra artık TBM ekibi çalışmaya başlamak üzere. Geldik mi? Evet. Yolun sonuna geldik. Bu son 3 kilometrede TBM fay hatlarından geçecek ve dağın yoğun basıncı altında çalışacak. TBM sürücüsü için en büyük iki zorluk, rotada kalmak ve bir göçüğü engellemek olacak. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Sağ ol. Ben Deni. Yannick. Yannick. Evet. Yannick, TBM'i sen sürüyorsun. Evet. Dışarıdaki onca çılgın evet. Şey TBM'i idare evet, etmek hepsi, ve... Hepsi buradan. Evet. Şu anda ilerliyoruz. Evet. Uzun bir aradan karmaşık bir jeolojiden sonra sonunda Yannick TBM'in sözde direksiyonunun başına geçti ve gülüyor. Çünkü TBM artık yol açıyor. Açık kaya yüzeyini itiyoruz ve kesici başlıktan dışarı kayalar çıkıyor. Tünel ilerliyor. Yani bunu görürsen... Evet. Mutlu oluyorsun. Evet süper. Bu süper. 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 Good. Süper evet. Yannick ilerlerken bir ekip tünelin göçmesine engel olacak metal destekleri yerleştiriyor. Dur! TBM'i doğru hızda ilerletebilmek için tamam. Sürekli bağlantıda kalmak zorundalar. Eğer makine çok hızlı ilerlerse ekip kayaları tutacak yeteri kadar destek koyamaz. O zaman da tünel çok güçsüz kalır. İlerleme hızımız bu değil mi? Evet bu milimetre. Yani şu anda ilerleme hızımız sadece dakikada 53 milimetre öyle mi? Evet öyle. 53 milimetre yani dakikada 5 santimetre demek. Bu durumda bu çok küçük bir mesafe anlamına geliyor. Yani bu çok yavaş ilerliyor. Çok yavaş. Hızı kontrol ederek dakikada yaklaşık 5 santim ilerliyor. Yannick aynı zamanda tünelin diğer tarafındaki ekibe ulaşacak rotayı da takip ediyor. Bir CD kalınlığı kadar sapma olması sorunlara neden olabilir. Buluşma noktasına gelindiğinde bu küçücük sapma 60 santimi geçebilir. Tüneli tekrar hizalamak, şeklini değiştirip bir bütünlük oluşturmak için duvarlardan tonlarca malzeme kazıyıp atmaları gerekir. Evet, şu anda bir miktar sola ve bir miktar yukarı doğru gidiyoruz, öyle değil mi? 9 saatlik vardiya boyunca Yannick TBM'in rotasını GPS verilerine göre en az 100 kez kontrol ediyor ve ayarlıyor. Yatay ve dikey hatları TBM'in iki devasa tutma ucuyla kontrol ediyor. Bu uçlar ayrıca TBM'i her defasında yaklaşık 2 metre ileri götürüyor. Bu mükemmel bir miktar. Gerçekten de güçlü. Çok iyi kavruyor. Mükemmel. Evet, mükemmel. Gücümüz yerinde. İyi kavruyoruz. İlerleme hızımız iyi ve kayalar güzel görünüyor. Başka ne istenebilir ki? Alplerin 1800 metre altında değil de başka bir yerde olmak belki. Sonunda iyi gidiyoruz, öyle değil mi? Evet.
Birine ihtiyacın olursa makine kiralarsan New York'a gelirim. Tamam? New York'a gelmek mi istiyorsun? İyi haber şu. Yannick beni ziyaret etmek istiyor. Kötü haberi gelince ulaşım için bir TBM kullanıyor. Yani dakikada 49 milimetre hızla ziyaretime ancak 14 yılda gelebilir. Yarım yüzyıllık planlamanın ardından İsviçre bundan 5 yıl sonra dünyanın en uzun tünelini tamamlamış olacak. Ve her şey yolunda giderse Alplerde hızlı bir yolculuk yapmak tarihte ilk kez mümkün olabilecek. İsviçre Alpleriyle ünlü bir yer. Yüzlerce yıl boyunca bu dağlar ülkenin önemli bir sembolü olmuş. Ama aynı zamanda bu sıra dağlar ülke için ciddi bir engele dönüşmüş. Ve onun Avrupa ile bağlantısını kesmiş. Bu yüzden tarih boyunca hem diğer ülkelerle bağlantı kurmanın hem de bu fiziksel engeli bir şekilde aşmanın bir yolunu arayıp durmuşlar. Yani Alplerin içinden geçecek bir yol bulmak 80 yıldır hayal edilen bir şey. Ve 20 yıllık tasarım ve inşaatın ardından bu müthiş hayali gerçeğe dönüştürdüler. 2016 yılında Zürih'e gelirseniz hemen bir treni atlayıp 2,5 saat içinde İtalya'da olabilirsiniz. Bu arada da doğa ananın en büyük engellerinden birinin içinden geçersiniz. Adım Danny Forrester ve işte dev yapılar başlıyor. Yıllardan beri dünyayı dolaşıyorum ve dünyanın en önemli inşaat projelerini incelemeye çalışıyorum. Şimdi de sizleri İsviçre Alplerinin 1830 metre altındaki dünyanın en uzun tüneline götüreceğim. Dünyanın en önemli birkaç tünel projesinden biri olan Gotthard Tüneli, yine dünyanın en geniş sıra dağlarından birinde 58 kilometrelik bir yol kat ediyor. İki ekip dünyanın en tehlikeli jeolojik bölgelerinden birinde projeyi hayata geçiriyor. Yolun yarısında jeolojik bir engelle karşılaşırsanız yolunuzu değiştirme şansınız yok. Ortasından geçmek zorundayız. Bir taraftan dünyanın en büyük makinelerinden biriyle tünel açıyorlar. 9 metre yüksekliğindeki tünel açma makinesiyle dünyayı deliyorlar. Bir taraftan da her gün 7000 ton kayayı havaya uçurarak yol açıyorlar. Evet, patlayıcılar hazır. Birazdan bu duvarı havaya uçuracağız. 12 yılın ve 55 kilometrelik kazının ardından projeyi bitirmek için önlerinde sadece 4 ayları var. Ve bu Alplerden geçişi sonsuza dek değiştirecek. Dev yapılar. İsviçre'deyim. Burası el yapımı özel saatleri, sütlü çikolatası ve politik tarafsızlığıyla ünlü. Ama daha da önemlisi İsviçre coğrafik anlamda Batı Avrupa'nın merkez üssü. Kuzey Avrupa ve İtalya arasında gönderilen yüklerin 1/3'ü bu küçük ülkenin içinden naklediliyor. Ve burası Maine eyaletinin yarı büyüklüğünde. Bulunduğu uygun yere rağmen İsviçre jeolojik açıdan zorlu bir yer. Bu ülkenin %65'inden fazlası dünyanın en büyük ikinci sıra dağ grubuyla kaplanmış. Alplerle. 4500 metre yüksekliğe ulaşan doruklarıyla Alpler Kuzey ve Güney Avrupa arasında 1126 kilometrelik bir engel oluşturuyor. Ve şu anda ülkenin bir yakasından diğerine ulaşmak için tek yol dağlara tırmanıp üzerlerinden aşmak. Günümüzde Alpleri geçmek için trenler 1524 metreye tırmanıyor. Keskin virajları yavaşça dönüyor ve maksimum hızlarının 1/4'üyle 64 kilometre hızla yol alıyor. Bu dik rota nedeniyle trenler kapasitelerinin ancak yarısını kullanıyor. Oysa taşıma ihtiyacı her yıl %75 oranında artıyor. İsviçre'nin Kuzey ve Güney Avrupa arasında ekonomik bir geçiş yolu olmasıyla birlikte yeni bir yola duyulan ihtiyaç arttı. Yani artık dağların üstünden değil, içlerinden geçilmesi gerek. İsviçre şu anda dünyanın en büyük tünel projesini başlatmış durumda. Alplerin 1830 metre altındaki Gotthard Base Tüneli dünyanın en uzun tüneli olacak. 58 kilometre uzunluğundaki tünel Alpleri baştan sona kat edecek. Uzunluğu İngiltere'yi Fransa'ya bağlayan kanaldan 6 kilometre fazla. Tamamlandığında tünelde her biri 9 metre çapında olan 2 adet paralel yol bulunacak. Böylece çok yakında hızlı trenler Alplerin altında ilk kez yolculuk yapmaya başlayacak. Taşıma kapasitesi 2'ye katlanacak ve Avrupa'da gerçekleşen taşımacılık tamamen değişecek. Bu taşımacılığın hızlanmasından çok daha önemli bir şey değil mi? Kesinlikle. Alpler ve dağlar İsviçre kimliğinin önemli bir parçası. Ama aynı zamanda güneyle aramızda ciddi bir engel.
Bildiğiniz gibi yüzyıllardan beri insanlar Alpleri geçmenin daha hızlı bir yolunu arıyor. Olay sadece taşımacılık değil, aynı zamanda kültürel alışveriş. Bölgeleri bir araya getirmek. Bu müthiş yolu inşa edebilmek için 2000 işçi tam 24 milyon ton hafriyat yaptı. Bu Mısır'daki büyük piramidin 5 katı anlamına geliyor. 12 yıllık çalışmadan ve 55 kilometrelik kazıdan sonra ekiplerin kalan 3 kilometreyi kazması gerekiyor. Alplerin en derin noktasında, yani yeryüzünün 1830 metre altında buluşacaklar. Bugün güney girişinden 27 kilometre kadar içeri gireceğiz. Ve ekibin karşılaştığı en sert kayalardan birinin yanına ulaşacağız. Biraz sonra bu trenle 45 dakikalık bir yolculuğa çıkacağız. Tünelin derinliklerine girip tünel çalışmasının yapıldığı en aktif noktaya ulaşacağız. Doğrusu biraz korkunç. Evet. İşte gidiyoruz. Şu an tünelde bulunduğumuz nokta tahminen dağın hangi noktası oluyor? Biz şu anda Alplerin, Alp dağlarının ana hattının altında bulunuyoruz. Yukarıdaki dağın oluşturduğu basınç nedeniyle dünyanın en sert kayalarından biri ortaya çıkıyor. Granit. Betondan 6 kat sert olan granit, tünel ekibinin işini yavaşlatan bir etken. Şimdi yapılan tünelin uzunluğu, Alp dağlarının çok yüksek oluşu ve bu işi tamamlamanız gereken süre. Tüm bunlar bir araya geldiği zaman karşınıza oldukça zor bir tünel çalışması çıkıyor, öyle mi? Evet, bizim bu projede karşılaştığımız sorunlarla sanırım başka bir yerde karşılaşılması pek mümkün değil. Daha önce Alplerin bu kadar altına inen olmadı. Hayır, yani nereye gittiğimizi asla bilemiyoruz. Biz tıpkı astronotlar gibiyiz. Her gün ayak bastığımız toprak daha önce hiç kimsenin ayak basmadığı bir yer oluyor. Evet, yaklaşık 45 dakikalık tren yolculuğundan sonra İşe gitme zamanı geldi. Evet, işte geldik. Buradan pek anlaşılmasa da şu anda devasa bir makinenin üzerindeyim. Bu bir TBM, yani bir tünel açma makinesi. Bu alet bir uçtan diğer ucuna 366 metre uzunluğunda. Aslında bütün iş onda bitiyor. Bu 9 metre yüksekliğindeki alet kayaları delip İçlerinden geçiyor. Dünyanın en büyük makinelerinden biri olan TBM, 4 futbol sahası uzunluğunda 3000 tonluk bir sondaj makinesi. 9 metre uzunluğundaki bir diske benzer döner kesme ucuyla tünel yüzeyine ciddi bir baskı uyguluyor. Kayaları kırıyor ve tüneli her gün ortalama 27 metre ilerletiyor. Pekala, şu anda ana bölmenin içinde bulunuyorum. Kesme ucunun hemen arkasındayım ve şuraya bakacak olursanız bunlar da kesiciler. İşte bunlar dönen kesici parçalar. Tünelin ön kısmına temas eden, ona dayanıp yıkan parçalar. Bu TBM'in önünde bulunan disk üzerindeki 66 kesici parça her gün yaklaşık 7000 tondan fazla kaya parçalıyor. Aralıksız 18 saat boyunca graniti kırmaya çalışıyorlar ve doğal olarak yıpranıyorlar. Keskin kenarlar 2,5 santimden fazla yıpranır ve değiştirilmezse TBM'in hızı maksimum ilerleme mesafesi olan 36 metreden 3 metreye iniyor. Ekibin kazı çalışmasına devam etmeden önce bu parçaları değiştirmesi gerekiyor. Sorun şu, gerçekten yıprandılar mı? Değiştirilmeleri gerekiyor mu? İşte buna karar verecek kişi de Martin. Martin, hadi tokalaşalım. Martin bir Alman. Dilimizi pek fazla bilmiyor ama anlaşmanın bir yolunu bulacağız. Çünkü şu anda Alper'in 1830 metre altındayız. Yani kültürel bir alışverişe girişecek pek zamanımız yok. Evet, makinemiz bu mu? Martin, özel olarak tasarlanan bir aletle kesicinin ne kadar yontulmuş olduğunu ölçebiliyor. Eğer sonuç 25 milimetreden fazla çıkarsa, o zaman kesicinin aşırı yıprandığı anlaşılıyor ve değiştirilmesi gerekiyor. Ben ve Martin kesici uca doğru tırmanacağız. Yani 9 metreye. Sonra 66 kesiciyi tek tek ölçeceğiz ve hangisinin değişeceğine, hangisinin yerinde kalacağına karar vereceğiz. Ya çok aşağıda değilmiş. Evet, aşağıda değil. Evet. Kesici başlık 3 katlı bir bina yüksekliğinde ve granitin içinden 26 tonluk bir kuvvetle geçiyor. Bakın işte aşağıda duruyor. Kesici parçalar 12 saatten kısa bir sürede yıpranmaya başlıyor. Yani normal koşullardan 10 kat daha hızlı. İnip Martin'e yardım edeceğim. Orada bekle Martin, yardıma geliyorum. Tamam, bekliyorum. Martin, nasılsın? İyiyim, sağ ol. İyi misin? Evet. Şu anda kesici başlığın en altında duruyoruz. Aslına bakarsanız bu 9 metrelik devasa diskin dibinde duruyorum. Ve kontrol edeceğimiz şey de işte şurada. Kesici parça şurada Martin. Kesici parçayı ölçmek için gördüğünüz gibi aleti iyice açıyor.
ve ölçüsüne bakıyor. Buradaki sayıya bakıyoruz. 18.3 milimetre. Yani 66 kesici parçadan biri yerinde kalabilir. Diğer parçaya geçelim. Ne kadar? 4.81. 4.81. Bunu beğendik. Bu çok iyi. Sıradaki? 7.1. 7.1. Bu da sevinilecek bir haber. Öyle değil mi? Evet, sorun yok. Oldukça iyi sayılır. Bu daha iyi. Uygun. Bu çok iyi. Çok mu iyi? Söz konusu 66 farklı kesici parça olunca her birinin ardından sevinmek zor oluyor galiba. Ölçümlerden sonra TBM'in çalışmaya başlaması için 3 kesicinin değişmesi gerektiğini fark ettik. Aslında şu anda Martin'in yapmaya çalıştığı şey şu buradaki eski kesiciyi çıkarıyor. Evet işte. İşte parçayı çıkardı. Eski kesici parça gidiyor. Bu proje süreci içinde Martin 10.000'den fazla kesici parçayı değiştirdi. Parçaların her biri 136 kiloluk çelikten yapılıyor. Bu yüzden ekip onları yerleştirmek için bir hidrolik vinç kullanıyor. Evet, işte bu gördüğünüz kesici parça. Çeliğin orijinal ölçüsünde olduğu fark ediliyor. Bu yeni parçayı koyup eski parçayı çıkarıyoruz. Bu lastik değiştirmeye benziyor. Çok ağır bir lastik. Anladın mı? Eski parçayı yerinden aldık, sıra yenisini yerleştirmeye geldi. Şimdi kendi deliğine oturmak üzere. Martin'in ayağı orada kaldı. Evet işte. Güzel. Kesici parçayı yerine oturttu. Şimdi bir manivela yardımıyla onu sıkıştıracağım. Parça çok zor konumlarda bile hızlı şekilde... yerleştirilmesi için sadece iki civatayla tutturuluyor. Çekim sırası Martin'de. Evet, görünüşe göre Martin işimizi tümüyle elimizden alacak gibi. Evet, güzel. Martin yaptığı işin fotoğrafını çekiyor. İyi iş çıkardı. Martin. Evet. Bana sorarsan en iyisi sen çek. Ben de senin işini yapayım. Olur. İnanılmaz ama bu parçalardan 66 tane var. Bir düşünün. Sürekli olarak yıpranıyorlar. Ve pek de uygun olmayan bir yerde bulunan tek parçayı değiştirmek için bu kadar çok uğraşmanız gerekiyor. Evet, eski parça yerinden çıkarıldı. Evet. Yenisi takıldı. Bitti mi? Evet, iş bitti. Çok iyiydi. Gerçekten. Çok hızlısın dostum. Hayır. Martin'in hızlı elleri ve keskin zekası sayesinde bu kesici başlık artık işe başlayabilecek. Ve tünelin yapımı devam edecek. Birazdan 454 kilo patlayıcı kullanılarak bu tam anlamıyla bir kırmızı kabloyu mu yoksa beyazı mı keseyim durumu. Dünyanın en zorlu dağlarından birinde yol açılıyor. İsviçreliler dakik olmalarıyla ünlü bir millet. Bu hem el yapımı saatleri için geçerli hem de ünlü tren sistemleri için. Buna tanık olan biriyim. Trenler söylenilen dakikada geliyor ve gardan ayrılıyor. Bu doğruluğun sürmesi de gerekiyor. Çünkü yaptıkları tünel sadece dünyanın en uzun tüneli değil. Aynı zamanda içinden dünyanın en hızlı trenleri geçecek. Trenler Gatır Tüneli'nin içinden saatte yaklaşık 240 kilometre hızla geçecek. Ve böyle bir hızda hafif virajlar bile raydan çıkmalarına neden olabilir. Bu yüzden her iki uçta bulunan ekiplerin düz bir rotada ilerleyerek 58 kilometre yol kazması ve alplerin 1830 metre altında belli bir noktada buluşması gerek. Doğruluk standartının ne olması gerekiyor? Bizim yalnızca 12 santimlik bir toleransımız var. Yani bu kadar. Küçük bir sapma olabilir. Bu tıpkı yayla ok atmak gibi bir şey. Hedefi tam olarak göremesen de yine de onu tutturmak, onun ortasına denk getirmek zorundasın. Çok az bir payınız var ve siz okunuzu neredeyse gözünüz kapalı, evet. Kilometrelerce uzaktan atıyorsunuz. Yaklaşık 2,5 kilometrelik bir yerimiz kaldı. Bana göre en inanılmaz şey şu aslında. Belirlenmiş bir başlangıç noktanız var, bir de bitiş noktanız var. Yolun yarısında jeolojik bir engelle karşılaşırsanız yolunuzu değiştirme şansınız yok. Hayır, ortasından geçmek zorundayız. Ve bu tünelin esas amacı zaten. Yani bu jeolojik yapıyı değiştirmeniz kesinlikle mümkün değil. Normalde iki tünel açma makinesi birbirine doğru yaklaşır ve orta bir noktada buluşur. Ama tünelin kuzey ucunda sondaj ekibi fay hatlarının bulunduğu yumuşak bir bölüme rastladı. Çalışmaya devam ederlerse TBM'in üzerine yıkılabilir. Bu yüzden eski bir tünel açma yöntemine döndüler. Böylece 58 kilometrelik bu uzun tünelin %90'lık bir bölümü bir TBM kullanılarak açıldı. Tünel açma makinesi her gün yaklaşık 23 metrelik bir alanı rahatlıkla açabiliyor. Şu an içinde bulunduğum yerde yani kalan %10'luk alandaysa çok sayıda fay hattı olduğu için bir TBM kullanmak çok tehlikeli. Bunun yerine eski yöntemlere dönerek sondaj yapıp patlatıyorlar.
Kayaları havaya uçurmak bir TBM kullanmaktan 10 kat daha yavaş. Ama bu özel bölgede işe yarayacak tek çözüm yolu bu. Dağın uyguladığı ciddi basınç sıkıştırma etkisi oluşturuyor. Ve tünelin çapı neredeyse 90 santim küçülüyor. Bu da hızlı trenler için çok dar bir alan. Bunu engellemek için çapı 90 santim fazla olan bir tünel açıyorlar. Böylece kayalar doğal bir şekilde doğru boyuta iniyor. Ve diğer uca uyuyor. Bu alete 3 kollu kaya delme cihazı deniyor. Aslına bakarsanız şu duvara 120 delik açabilen 3 farklı matkap ucundan oluşuyor. Delikler daha sonra sıvı bir patlayıcı olan amonyum nitratla dolduruluyor. Bu sayede kaya patlıyor ve her defasında tünel 3 metre daha ilerliyor. Geliyorum. Evet, şu anda 3 kollu delme cihazının kontrol bölümündeyim ve bu şeyle burada bulunan kişi bu aleti buradan kontrol ediyor. Böylece kaya yüzeyini destekliyorlar. Nasılsınız? Sigara molası mı? Bu iyi. Çünkü kapalı bir ortamdayız. Zaten havanın az olduğu bir tünelde. Sen de mi? İyi iyi. İkiniz de sigara içiyorsunuz. Güzel. Güzel. Sigara içmediği zamanlarda bu adamın yaptığı şey şu. Tünelin yüzeyini bu aletle delikler açıyor. Bir saniye bekleyin de şu sigara molasını bölmeyelim. Belki şu anda tek düşündükleri şey bu. Bu işte bitince tekrar sondaj konusuna dönebiliriz. Yoksa burası başımıza yıkılabilir. Herkesin elinde bir sigara var. Şimdi şu bilgisayar ekranına bakacak olursanız olayın boyutunu anlayabilirsiniz. Burada görünen kesit önümüzde duran tünele ait ve buradaki amaç 120 deliği bu duvar yüzeyine yayarak o noktalara delik açmak. Her delik patlayıcıyla dolduruluyor. Böylece bu duvarı ileri itip tüneli büyütüyoruz. Yine mi içiyoruz? Bu adam tahmin edecek. Tünelin çapını doğru şekilde kontrol edebilmek için bir ölçümcü her bir deliğin yerini dikkatle belirliyor. Ve onları eşit şekilde kaya yüzeyine yayıyor. Evet, şu anda buradaki işimiz bitmek üzere. 120 deliğin neredeyse tümü işleme hazır durumda. Ve sonraki adımda onları hazırlayacağız. Bir başka deyişle onları sıvı patlayıcıyla dolduracağız. Burada uç bölümü görebiliyorsunuz. Aslında bu bir anlamda küçük bir bomba sayılır. Şimdi bu ucu alıp hortumun uç kısmına sokacağım. Rush da birazdan bu hortumu sıvı patlayıcıyla dolduracak ve bu ucu alıp iyice derine itecek. Böylece patlama başladığında bu uç patlamanın şiddetini artıracak. Kayaları iyice oynatacak ve bize gereken 3 metreyi açacak. Evet, hazır mıyız? Onu içeri sokmaya başlıyorum. İyice sok. İtiyorum, itiyorum. Tamam. İtiyorum. Tamam, girdim, aynen böyle girdim, devam et. 3 metre girdim, girdim. Patlayıcıyı getirin. Şu anda anahtarı hazır duruma getiriyor. Anahtar artık hazır. Şimdi bu delikte, şuna bir bakın, işte burada. Evet. Evet, artık her şey hazır. Birazdan bu duvarı havaya uçuracağız. Hadi git, hadi git. Gideyim mi? Tamam, tamam, evet gidiyoruz. Uçların tümü birbirine bağlandı ve maksimum kontrol için milisaniye aralıklarla patlayacaklar. Merkezden başlayıp dışarı yayılacaklar. Patlatılacak son bölüm kaya yüzeyinin dip bölümü. Böylece enkaz iyice parçalanacak ve taşınması daha kolay olacak. Son olarak da işte tam şurada gördüğünüz fünye duvarda açılan her bir farklı deliğe bağlanıyor. Ardından da bu şeye tabii. Patlayıcıların tümünü birbirine bağlamak için kullanılan şey de sarı bir elektrik bandı. Bu noktada belki daha sofistike bir şey beklenebilir. Ama olay bu. Fünye de bağlanınca patlayıcılar hazır durumda. Patlama alanından uzaklaşmak için ekip 275 metre geri çekiliyor. Milyonlarca dolarlık ekipmanlar olay yerinden uzaklaştırılmaya başlayınca gitme anının geldiğini anlıyorsunuz. Delikler dolduruldu. Uçlar bağlandı ve işimiz bitti. Herkes uzaklaşıyor. Artık onu patlatmaya hazırız. Evet, şimdi burada duran bir çeliğin arkasına saklanacağız. Bu korunmamız için yeterli olacak ama şunu söylemekte yarar var. Patlamanın olacağı yer hemen ileride bu hat üzerinde. Yani ileride duvarın son noktasında. Sonuçta bir köşede çok uzakta bir yerde değiliz. Tünelin tamamlanması için 100'den fazla patlama gerçekleştirilmesi gerekiyor. Patlamayı başlatma onuru da inşaat şirketinin büyük hissedarlarına düşüyor. Evet, şu anda elinde duvardan buraya kadar getirilen 2 kablo var. Bu kablolar bu noktaya kadar çekildi. Kabloları görüyorsunuz. Onları yan yana ateşleyiciye bağlıyor. Bu tam anlamıyla bir kırmızı kabloyu mu yoksa beyazı mı keseyim durumu. Sol yanımda da inşaat şirketinden 14 farklı temsilci duruyor. Vay. Müthiş. Evet. Evet. İşte gidiyorlar. Görünüşe göre bombayı patlatabilmek için şirkette ciddi miktarda hisseniz olması gerekiyor. Benim hiç hissem yok. Bu yüzden onu ben patlatamadım, o patlattı. Müthiş bir iş. Patlama başarılı. Her şey yolunda. Kaya yüzeye yaklaşık 3 metre daha ileri gitti. Ve ben de bu şirketin hisselerinden almaya başlayacağım. Böylece belki birkaç yıl içinde ben de bir şeyleri havaya uçurabilirim.
Patlama sonucunda havaya amonyak gazı yayılıyor. Bu yüzden dağılması için yarım saat bekleyeceğiz. Sonra da hasarı kontrol edeceğiz. Havada hala bir miktar gaz var. Gözlerinizi yakıyor. Gaz maskesine rağmen nefes almak oldukça zor. Amonyak kokusunu alabiliyorsunuz. Evet. Ne düşünüyorsun? Birinci sınıf. Kesinlikle. Birinci mi? Birinci sınıf. Evet. Değil mi? Şu anda çok mutlu. Ekip günün geri kalan kısmında 6000 tonluk enkazı toplayarak 8 kilometre ileri taşıyacak. Şuna bir bakın. Şu anda durduğum yerde 15 dakika önce koca bir tünel duvarı vardı. Ve şimdi bir yıkıntının üzerindeyim. Tünel büyüdü, ileri doğru itildi ve 3 metre daha ilerledi. Şu andan itibaren burada bulunan enkazı toplayacaklar. Ve sıra bir sonraki patlamaya gelecek. Birazdan korkunç bir göçüyü önlemek için sıra dışı bir teknoloji kullanılıyor. Burası yıkılabilir ve aşağı çökebilir. Ve tabii bu da büyük bir sorun. Çok büyük bir sorun. Evet. Şu anda İsviçre Alpleri'nde ilerliyorum. Burası dünyanın belki de en büyük sıra dağlarından biri. Ve çok girift bir yer. 1500 metreyi aşan bir yüksekliğe çıkıyorum. Bunu yapmak için inanılmaz virajlardan geçmeniz gerekiyor. Bir virajın ardından diğeri geliyor. 800 yılı aşkın süredir insanlar Alpleri aşmak için daha hızlı bir yol arıyor. Ama bu şu ana kadar mümkün olmadı. Çünkü bu dağların içinden geçecek bir tünel yapmak için mühendislerin dünyanın en karmaşık jeolojik koşullarının üstesinden gelmesi gerekiyordu. Genel olarak kara kitleleri toprak birikintilerinin milyonlarca yıl boyunca üst üste yığılmasıyla oluşur. Bunun sonucunda yatay bir katmanlaşma ortaya çıkar. Tahmin edeceğiniz gibi bu tüneli açmak için iyi bir şey. TBM bir taraftan girer ve